Emlak'ta Son Dakika Ramazan özel programında bugünkü durağımız İstanbul'un en büyük evliyalarından olan Murad-ı Muzevi Hazretleri. Türbesi tadilatta olduğu için içeri giremesek de onun hakkında bilgiler vermeye çalışacağız. Murad-ı Muzevi Hazretleri çok küçük yaşta, henüz 3 yaşındayken ayakları felç olur. Fakat ayakları tutan çoğu insandan daha fazla dünyayı gezmiştir. Nice gözler baktığı halde görmezken, nice ayaklar tuttuğu halde gidilmesi gerekene gitmezken, Murad-ı Muzevi Hazretleri onlarca şehir gezmiştir, hepsinde ilim tahsil etmiştir, 5 defa da hacca gitmiştir. Murad-ı Muzevi Hazretleri 1644 yılında Buhara'da doğdu. Soyu Hazreti Hüseyin Efendimiz vasıtasıyla Peygamber Efendimiz'e dayanmaktadır. Peygamber Efendimiz'in hadisi şerifine itibaren Şam'a yerleşti ve orada evlendi. Sultan II. Mustafa ona Şam'da bir köy verdi ve bu köy hala onun adıyla meşhurdur. 1681 senesinde 37 yaşındayken de İstanbul'a gelip Eyüp'e yerleşti. Bir defa Osmanlı ordusu sefere çıkmak üzereyken Vezir Kütedası Murad-ı Muzevi Hazretlerine gönderilir, dua ve istimdat talep edilirdi. Murad-ı Muzevi Hazretlerinin kabrini ziyaret edenler orada ruhani bir zevk ve lezzet duyarlardı. Celveti tarikatının büyüklerinden İsmail Hakkı Bursevi Hazretleri Ayitname kitabında ilahi aşk sahiplerine Murad-ı Muzevi'nin kabrini ziyaret etmek lazımdır. Bereketi görülen makamlardandır buyurmuştur. Murad-ı Muzevi Hazretleri 1741 yılında 75 yaşında İstanbul'da vefat eder. Cenazesi felçli olduğu halde her gün 5 vakit namaza gittiği Eyüp Sultan Camii'nden kalkar. Bugün Murad-ı Muzevi Hazretleri'nin huzurundaydık. Gücümüz yettiğince ondan anlatmaya çalıştık. Yeni bir türbede, yeni bir bölümde tekrar buluşmak ümidiyle hayırlı Ramazanlar.